Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karışık turşu yapmak istiyorum. Gerçekten de taş gibi salatalıklar göstermek istiyorum. Gayet de güzel. Kıtır kıtır mis gibi bir karışık turşu hazırladım. Şimdi çok vakit kaybetmeden yapmaya başlayalım. Burada yarım kilo yeşil domatesim var, yarım kilo yeşil biberim, yarım kilo havuçum ve yarım kilodan bir tık fazla da kornişon salatalıklarım var. Bir baş sarımsağım, 2 yemek kaşığı tepeleme, salamura tuzum, bir tutam nohut koyacağım. Yıkanmış nohudum. 2 tatlı kaşığı çay şekeri ve 2 çay kaşığı da limon tuzum var. Burada da sirkem var. Sirkemi de kendim yaptım. Buradan da 2 çay bardağı sirke almak istiyorum. Önce sirkemi alarak işe başlayayım. Benim bu elma sirkem. Bunu geçen sene yapmıştım. Videomda da var. Devamlı sirkemin analarını alıyorum. Tekrar üzerine ana oluşuyorlar. Çok güzel. Harika bir sirke. Çok da keskin. Bundan koymak istiyorum. Elma sirkesini de çok tüketiyoruz. İçim olarak da hem de hamur işlerinde çok güzel değerlendiriyorum. Bu çay bardağım da büyük boy çay bardaklarından. Biberlerimin başlarını alıyorum. Çok kolay oluyor. Sonra bunları ortadan ikiye keseceğim. Yemesi de kolay olması açısından. Şimdi yıkamış olduğum havuçlarımın başlarını ve uçlarını alarak bunların da kabuklarını soyuyorum. Karışık turşu yapmak istiyorum. Evde olan malzemelerimizle turşu hazırlayabiliriz. Çok kolay, çok basit bir turşu. Kış aylarının da kurtarıcısı oluyor. Şimdi havuçlarımı şekil vererek şöyle hazırlamak istiyorum. Ben bunu cam kavanoza koyacağım ve üzerine de kaynak su ilave edeceğim. Kaynak suyla yapılan turşular daha kıtır kıtır ve daha lezzetli oluyor. Plastiklere, petlere kurmak isterseniz de onu normal suyla kurmanız gerekiyor. Malzemelerim hazır. Domatesimi istersem şöyle dilimleyebilirim. İstersem de bütün de koyabilirim. Birazını da bütün koymak istiyorum. Görsel açısından. Dilimlersem daha çabuk olurlar. Buna daha başka çeşitlendirebilirdik. Acur falan da koyabilirdik. Ama ben evde olan malzemelerle yaptığım için bunları da hem değerlendirmek istedim. Şimdi kurma işlemine geçeceğim. Şimdi kavanozumun altına birkaç tane sarımsak atıyorum. 3-5 tane de nohut atıyorum. Nohut mayalanmayı hızlandırıyor. Aynı zamanda da lezzet veriyor. Malzemelerimden sırasıyla koymak istiyorum. Kornişonlarımın da başlarını ve uçlarını aldım. Birkaç tane daha sarımsak attım. Nohut atmak istiyorum. Bazı domatesleri de görsellik açısından bütün koymak istedim. Sebzelerim çok taze. Litrelik kavanozum vardı. Her üründen yarımşar kilo aldım. Biberim biraz fazlaydı. Onun için biber biraz fazla koymuş oldum. Salatalıkları da şöyle halka halka da doğrayabilirsiniz. Ben onu da bir kısmını doğradım. Bir kısmını da bütün yaptım. Şimdi üzerine sarımsaklarımı falan nohudumu, bir tatlı kaşığı limon tuzumu ve bir yemek kaşığı çay şekerimi ilave ediyorum. En üstüne de 2 yemek kaşığı tuzum vardı. Dolu dolu onu ilave ediyorum. Üzerine 2 çay bardağı sirkemi ilave ediyorum. Şimdi
Şimdi üzerine kettle'ımda kaynatmış olduğum suyu ilave ediyorum. Asla erir mi diye düşünmeyin. Gerçekten hiç erimiyor. Daha kıtır oluyor, daha lezzetli oluyor. Turşumuz hazır. Şimdi bunu kaynatmış olduğum kapağını sıkı sıkı kapatacağım. Bu en az bir hafta 10 gün içerisinde yenmeye hazır olacak. Açtıktan sonra buzdolabında saklamamız gerekiyor. Çünkü üzerinde tortular falan oluşmasın diye. Eğer böyle büyük kavanozlara da yaparsanız, açtıktan sonra küçük kavanozlara paylaştırırsanız bir şey olmaz. Porsiyonluk kavanozlar çok güzel olur. Arkadaşlar, gerçekten 5 dakika gibi bir sürede şahane karışık bir turşumuz oldu. Evdeki malzemelerle mutlaka sizler de değerlendirin fazla olan malzemelerinizi. Bir hafta gibi kısa bir sürede de yenmeye hazır olacak. Arkadaşlar, turşumu kuralı bugün tam 8 gün oldu. İçerisindeki biberleri bayağı sarardı. Mis gibi de evimizi bir koku sardı. Salatalıkları da göstermek istiyorum. Domateslerden hepsinden koymak istiyorum. Arada bütünler de koymuştum. Şöyle karışık bir turşu göstermek istiyorum. Gerçekten de taş gibi salatalıklar. Hiç erime, ezilme hiçbir şey yok. Gayet de güzel. Bir hafta gibi bir sürede evimizde olan malzemelerle harika bir turşu yaptık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için de abone olur, yorum yazar, like atarsanız da çok memnun olurum. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın. İyi günler.